yapıyorsun? Ne yaptığını sanıyorsun? Mersun, sen bana çok değer verdiğini söyleyince... Ya ben sana insan olarak değer veriyorum dedim. Bu ne, bu ne şimdi? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Efsun, çok özür dilerim. Konuşma. Sen... Konuşma. Dinlemek istemiyorum. Duymak istemiyorum. Sus. Sus. Efsun. Efsun. Gülsem eder misin? Ah, tabii Emir'cim, buyur. Enfes bir gece oldu. Şöyle hep beraber ekip halinde olmak ne iyi oldu. Ne oldu? Senin neyin var? Yok, bir şeyim yok. Bak, bu klinikten ayrı kalmak sana hiç iyi gelmedi. Yok, etik kuruldu, uzaklaştırmaydı falan. İyice çöktün. Lütfen artık bırak şu inadı, geri dön. Babamla konuştum zaten, dönüyorum. Sahi mi? Çok sevindim. Süper, hemen o zaman bunu duyuruyoruz. Hayır, hayır, hiç. Bu gecenin ambiyansını bozmuyor. Tamam. O zaman sessiz sedasız ben bu işi hallederim. Gülden. Efendim? Gülden, müjdeyi ilk sana vermek istiyorum. Emir kliniğe geri dönüyor. Gerçekten Emir, çok sevindim. Harika bir şey. Tebrik ederim, tebrik ederim. Müthiş bir karar. Harika. O zaman tamam. Müsaadenizle ben de arkadaşlarıma konuşayım. Dedim sana hemen hallederiz. Arkadaşlar. Emir kliniğe geri dönüyor. Müfettiş olsun. Emir'cim, sensiz hiç keyif olmayacaktı zaten. Eyvallah Taner abi. Sen olduğun sürece o kliniğin sırtı yere gelmez. Ben de şimdi sana pozitif enerji bastığım için... onun geri dönüşünü alıyorum senden yani. Sağ ol. Yaşar. Madem geri dönecektin, bu kadar krize ne gerek vardı? Bazen kriz yaratmadan olmuyor bu işler. İşte o yüzden benim favori patronum sensin. Bak, hiç duygu yok, net strateji. Ne oluyordu? Emir klinikte kalmaya karar vermiş. Gerçekten mi? Ya sen gerçekten değer veriyorsun bu çocuğa. Bir dur, sus. Emir, kalıyormuşsun, çok sevindim. Ben kalıyorum. Ama sen gidiyorsun. Anlamadım. Ne diyorsun? Başından beri olması gerekeni söylüyorum. Ben kalacağım, sen gideceksin. Bütün bu istifa etmen, kliniği bırakırım tehditleri oyun muydu? Kliniği tek başına yönetmek için mi? Kariyerim benim için her şeyim. Bu klinik de öyle. Ben sana başından beri açık davrandım. Şimdi de son hamlemi yaptım. Ben kalacağım. Sen gideceksin. Yarın sabah seni klinikte istemiyorum. Şeyler mi içsek? Ben çıkıyorum. Sen toparlanmalarına yardım edersin. Nereye gidiyorsun? Ben de geliyorum. Benim biraz yalnız kalmam lazım. Ben sana sonra anlatırım, tamam mı? Tamam. Konuşuruz. Efsun. Gel, ben bırakayım seni. Tamam, söz. Soru yok, konuşma yok. Gel hadi. Thank you.
harika bir geceydi. Emir de bizimle. Haberler çok iyi. Emir artık kliniğe dönüyorsa tamamdır ya. Emir'in klinikte kalması çok iyi oldu. Hepimiz için. Evet. Yorulduk artık ya. Hadi dağılalım. Ben taksi çağırmıştım. Bırakayım mı sizi? Olur. Şey yok, ben arabayla bırakayım sizi. Hadi iyi geceler. Hadi. Emir. Gitmekten vazgeçmişsin. Şaşırdım. El havada kal. Gel, gel. Ürperdim. Ya havada şey oldu ya. İyi geceler Emir. Evet. Bunu da böyle hiç sallamaz tavırlarından artık. Canan. Gülden. Dün gece Emir Ali Bıçakçı'nın elini sıkmadı. Haberin var mı? Olmaz mı tatlım? Tabii ki de var. Ay, neler oluyor? Neler oluyor bilmiyorum. Her şey o kadar hızlı olup bitiyor ki ilk defa ben de bir şey bilmiyorum yani. İlginç. Ama herkes Ali Bıçakçı'dan nefret ediyor. Vallahi tatlım, orası su götürmez bir gerçek şu anda. İnanır mısın? Beni pratisyen hekim olduğum için, Yaşar'ı terapist olmadığı için aşağıladı. Taner Hoca'ya bile ukalalık yaptı. Emir de zor tutuyor kendini saldırmamak için. Ay, desene Ali Bıçakçı'nın su iyice ısındı. Efsun'da da bir patron havaları. Ali Bıçakçı ile gizli kapaklı bir işler çeviriyorlar sanki. Nasıl? Bir dakika, gizli kapaklı derken? Var bir şeyler. Ama ben bulurum. Sen merak etme. Vallahi tatlım çok merak ettim. Ne olur öğren ve bana da söyle. Peki tamam. Görüşürüz. Kolay gelsin. Bay bay. Bay bay. Gizli kapaklı tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hocam, siz iyi misiniz? Bugün hiç yukarı çıkmadınız ama. İyiyim. Peki. Toplantısı yapıyorlar, sizi bekliyorlar. Acilmiş. Yani ben de konuyla ilgili henüz bir şey öğrenemedim ama. Benim bilgim var. Efsun'un gidişini konuşuyorlar. E tamam da yani buna sevinmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, buna sevinmem gerekiyordu. Peki, o zaman ben bire gideyim. Hocamız geliyor, bilgisini vereyim. Tamam. Tamam. Üzgünüm ama böyle bir şey kabul edemem. Senin böyle bir şeyden haberin var mıydı? Ben de daha yeni öğrendim. Emir, sen biliyor muydun? Evet, ben istedim. Sen mi istedin? İyi de Efsun ben istedim dedi. Kendisi mi istemiş gitmeyi? Kim gitmeyi istemiş? Niye gitmesin? Sen bir yere mi gidiyorsun? Ben hiçbir yere gitmiyorum Kaya Bey. Ama siz niye bu kadar şaşırıyorsunuz? İkiniz karar vermediniz mi? Neye? Ameliyata mı? Hayır, beni göndermeye. Bir dakika, kim seni nereye gönderiyor ya? Ben kimseyi bir yere göndermedim. Bir dakika, bir saniye, ben hiçbir şey anlamadım. Biz burada niye toplandık? Efsun bir hastaya yüz nakli yapmak istiyor, ücret almadan. Evet, istiyorum. Adamın parası yok ve ihtiyacı var, o yüzden yapacağız. Ya bir dakika, ne ameliyatı, ne yüz nakli? Sen gitmiyor muydun? Ne oldu, bir itirazın mı var? Gel patrona şikayet et o zaman, gel. Gel, buradayım, gel. Dakika, patron benim canım. Patron benim. Bir dakika, Kaya bunlar neden bahsediyorsa anlıyor musun? Ben hiçbir şey anlamıyorum, benim kafam şişti. Bir sorunları var mutlaka. Ya biz seninle bir çay içelim, siz de bir karar verin. Kim gidiyor, kim kalıyor, ne oluyor bir çözün bakalım. Hadi. En sertine varsa ondan içelim, gel. Ben hiçbir şey anlamadım. O ameliyat yapılacak. Ücret de alınmayacak. Bedava ameliyat. Bundan sonra böyle. Çekil önümden. Fikrin neden değişti? Sen beni gönderemezsin Emir Bey. Ben istersem giderim, istersem kalırım. Aa tabii dur, düşünemedim ya. Senin bu klinikte bırakıp gidemeyeceğin gönül bağların var değil mi? Ne gönül bağı ya? Ne diyorsun sen? Ben kör değilim. Görüyorum. Emir bak, bu odaya girdiğinden beri söylediğin hiçbir şeyi anlamıyorum ama sen kulağını aç, beni iyi dinle. Kimse bana ne yapacağımı söyleyemez. Bunu sana daha önce de söylemiştim.
Bambaşka bir Efsun göreceksin bundan sonra. Ve bu klinik benim istediğim gibi yönetilecek. Öyle mi? Efsun, bir saniye konuşabilir miyiz? Sana ayıracak bir saniyem bile yok Ali. Efsun, özür dilerim gerçekten. Makale yeni yayınlandı. Görmenizi isterim. Çene estetiğiyle ilgili akademik bir çalışma. Hocam bu gelsin. Tamam, çok güzel ya. Okuruz, okuruz tabii. Bakabilir miyim? Tabii. Taner Bey, biliyorsunuz ben Los Angeles'tan dünyanın en iyi estetik hastanesinden geldim buraya. Ve dünyada trendler sürekli değişiyor. O yüzden sizin bu bahsettiğiniz akademik araştırmaları kimse önemsemiyor. Ali Bey, biz cerrahız. Trendlerin değil, bilimin gösterdiği yoldan ilerleyeceğiz tabii ki. Ayrıca ben arkadaşlarımla hangi bilgiyi paylaşacağımı size sormuyorum zaten. Öyle mi? Ali Bey. Emir Bey. Taner Hoca oldukça saygıdeğer bir profesördür. İstediği akademik makaleyi ekip arkadaşlarıyla paylaşabilir. Buna yorum yapmak sizin haddinize değil. Öyle mi? Aynen öyle. Ha bu arada bu size verilen full yetki her neyse onu geri alıyorum. Uygun. Bundan sonra kafanıza göre ameliyat planlamayın. Yaptırtmam. Huzurumuzu bozmayın. Bozdurtmam. Sizin bu huzur dediğinize ben kakafoni diyorum. Sevgili Ali Bıçakçı. Burası benim kliniğim. Bu insanlar benim ekibim. Biz bir aileyiz ve bir sorunumuz olduğunda kendi içimizde çözeriz. Anladın mı? Anladım. Burayı aile işletmesi gibi basitlikle idare ettiğiniz belli. Ama zamanın ve yeniliklerin önünde kimse duramaz Emir Bey. Çünkü gün gelir her şey değişir. Bu yüzden bir bakmışsınız, bugün benim dediğiniz yarın bir başkasının olmuş. Hodri meydan. Ne oluyor? Öyle hodri meydan falan? Ne, hiç öyle laflıyorduk kendi aramızda. Ali Bey kendine çok güveniyor. Benim bilmediğim bir yerden bir destek mi alıyor acaba? Ne dersin Efsun? Emir, Ali, odama. Buyurun. Ben bu herifi bir kaşık suda boğarım ha. Evet, sorun ne? Ameliyathane sorun. Ekibin kendi başına buyruklukları sorun. Yönetici kim belli değil, o sorun. Şu an ikisi de karşında. İyi. O zaman Pervin Hanım'ın bana verdiği tam yetkiyi hatırlatmama gerek yok herhalde. Artık yok. Kaldırdım ben onları. Ha tabii Efsun Hanım seni yeni yetkilerle donatmak isterse o ayrı. Ali, burada kimsenin bir ayrıcalığı yok. Herkes işini yapacak. İşini düzgün yapman için elimizden ne gelirse yapacağız biz de. Ama sen de lütfen ekibe karşı birazcık daha saygılı, anlayışlı ve işbirliği içinde olmalısın. Emir, sen de bana sormadan hiçbir karar vermeyeceksin. O zaman senin de önceliğin benimle konuşmak olacak. Başkalarıyla değil. Ya zaten bana göre iki gömlek aşağıya bir yere geldim. Şu hale bak ya, tartıştığımız şeylere bak. Ali Bey, neden? Acaba sizi burada tutan şey nedir? Söyleyeyim. Bir gün belki temelde buraya gelip evimi yuvamı kurma umudu. Bakalım özel hayatınla iş hayatını nasıl dengeleyeceksin Efsun? Özel hayatımla ilgili bir durum yok. İş konuşuyoruz burada. Biz seninle özel konuşabilir miyiz? Özelse hayır. Aslında benim de seninle konuşmak istediğim bazı şeyler var. Şimdi değil ya, kişisel meselelerden hastalara odaklanamıyoruz, iş yapamıyoruz, farkında mısınız? Bu akşam üçümüz oturup yemek yiyoruz.
Herkes eteğindeki taşları döksün, konuşalım. Hadi bakalım. Üçümüz mü? Üçümüz, evet. Sen, ben, Ali. Gelen gelir, gelmeyen kendimdir. Efendim Sarp? Kanka, senin elemanları toplaman lazım. Acil gelsene. Tamam, geliyorum. Uzak benden aşk, uzak artık. Kanun budur bu yasaklık. İnan, inan içimde o fesatlık. Alırım başı. Senin ne işin var burada? Sarp aradı. Yok kanka, yok. Gözünü seveyim, şunları al ya. Rezil üstü aldı. Kimse kalmadı ortamda, baksana. Ben seni hayatımdan seni... Hadi bitti, bitti, bitti. Gerçekten yeter artık. Gerçekten yeter. Bu minibüs senin fikrinde, biliyorsun değil mi? Ah! Ya ne yapsaydım? Ne yapsaydım? Birazcık toplu taşımaya alışın. Alışın toplu taşımaya. Sen bu saatte taksi bulabilir miydin? Bulabilir miydin? Söyledim. Bunları da minibüse bindirmezdim ama. Ne yapardın? Helikopter mi tutardın? Ne yapardın? Allah Allah. Amanını, amanını, amanını yandım. Tiri, sen niye manitli bakıyorsun? Söyledin mi Emir? Ne söyledim mi? Ne diyor bu? Ya ben söyleyeceğim. Bak sana, bunu konuşacak halim var. Gelsin aklıma, söyleyeceğim. Emir! Emir! Efendim Taner abi. Ben bu Ali'ye eve hiç gitmiyorum. Senin evin müsait mi? Sana gidelim mi? Ne oldu? Bu adam karısına aşıktı. Bak eve gitmiyor, görüyor musun? Alkol böyle bir şey. Şoför bey, ben size beslenme programı hazırlayayım mı bedava? Dayı! Dayı, kusura bakma ya. Bunlar normalde iyi insanlarsa da bugün biraz fazla kaçırmışlar. Kusurumuza bakma. Yani ben yıllardır bu klinikteyim. Böyle toplu bir skandala imza atmadım. Bunun suçlusu ben miyim? Sen mi indirdin? Ben mi içirdim? Bindirdin. Normal... İçirmedin ama bindirdin. Bindir. Sen bizi bu hale getirdin. Bak, asistanın içirmiş, gördün mü? Ne yaptın sen Bindir? Ne yaptın sen? Ben al, değerli arkadaşlarımla o Ali bıçak şeyi buradan göndermek için ya. Çok Ali kardeşini falan yaptı. Bizi bağlasın. Tamam. Ayağı mı o? Geldi mi? Mete! Helal olsun be! İyi hareketti. Bak şunun, şu civelekliğine bak, şunun şu kıvraklığına bak, yemin ediyorum İrina su balesi, bak bak, ayak havada, kafa yerde. Yarın sabah bu ekip iş başı yapacak. Hadi topla, toplayabiliriz hadi. Erken saatte toplarız. Aa, bırak eğlensinler. Oh, bak bak, baleme bak. Bak bak, bak. Oo. Aa, Antep'ten su balecisi. Emir, bu patlak mı ya? Koskoca doktorları getirdiğine hale bak. Ben mi getirdim? Bak hala aynı şey. Dolmuştan beri yeter. Bu nedir ya? Bu artık bilmem değil ki bu. Bu nasıl bir dalış ya? Allah Allah, inanamıyorum. Onların dengesini ben değil, Ali Bıçakçı bozdu. O yüzden böyle oldu. Sen uzun zamandır tanıyorsun tabii. İyi bilirsin. Emir. Bak, baleye bak. Oh! Emir! Şey mi yapsak? Kahve. Kahve. Evet. Kahve. Bak, bak. Sen bale mi? Sor hadi, sor. Ne soracaksan sor. Aslında kafama takılan bir şey var. Siz Amerika'dan tanışıyordunuz değil mi?
Senin Amerika'da ne işin vardı mesela? Gitmiştim bir ara Emir. Gitmiştim, orada tanıştık. Sevgili olduk, sonra da ayrıldık. Bu kadar. Hem bundan seni niye ilgilendiriyor? Çünkü bana yalan söyledin. Çünkü o adamı tanımıyor gibi davrandın. Çünkü ben sana güvenmeye başlamıştım ama sen beni kandırdın. Tamam mı? Emir bak, ben Ali Bıçakçı'ya karşı bir şey hissetmiyorum. Gerçekten. Ama ben ona o zaman da bir şey hissetmiyordum. Aşık değildim yani. Denedik, olmadı. İnsan olarak sevdim ben onu. Emir, ben onu istemiyorum. Onu hayatımda da, klinikte de istemiyorum. Niye inanmıyorsun bana? Lütfen inan. Yani yakışıklı da bulmuyorsun yani. Ya yakışıklıysa yakışıklı. Benim için önemli olan iç güzelliği. Bir şey de hissetmiyorsun. Hiçbir şey hissetmiyorum. Zaten böyle karakteri desem bir garip, anlamadım. Yani özünde iyidir. Ama benlik değil. Yani böyle geçmişten kalan bir tortu mortu yok yani, değil mi? Yok, hiç yok. Ama o seni unutmamış belli ki. İkna kabiliyeti yüksek bir adam. Denemeye devam edecek belli ki. O da onun problemi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.